Arşa istiva ne manaya geliyor? Cenab-ı Hakk'ın arşa istiva etmesi. Şimdi bu arş kelimesi, yani Kur'an-ı Kerim birbirini açıklayan şeydir ya. Mesela 21. sure miydi? 27. Neml suresi 27 miydi? 27. sure. 27'ydi, evet. Mesela orada şeyden anlatılıyor. 379. sayfa. Kaç? 379. 379. sayfa, evet. Şimdi şeyde biliyorsunuz burada Belkıs'tan bahsediliyor. Şeyden Hütüt kuşu kayboluyor biliyorsunuz, sonra geliyor. Mesela şeyin 23. ayette diyor ki, Süleyman Aleyhisselam kuşlarla konuşurdu biliyorsunuz. İnni vecettim ra'aten temlikuhum. Bir kadın buldum. Onlara hükmediyor. Onların melikesi. Ve utiyet min kulli şey. Her şeyi var, zengin. Ve leha arşun azim. Bak arş. Arşun azim. Büyük bir arşı var. Peki arşun azim. Aynı kelime Cenab-ı Hakk'ın arşı için kullanılmıyor mu? Zül arşil mecid diyor. Azim de geçiyor değil mi bir yerde? Galiba. Neyse. Yani ve leha arşun azim. Onun büyük bir arşı var. Peki o zaman bu arş ne demek? Şimdi burada mesele şu. Allahü Teala İbrahim Suresi'nin 4. ayetinde diyor ki: "Ve ma ersalna min rasulin illa bi lisani kavmihi." Her elçiyi kendi kavminin diliyle göndeririz. Şimdi Arap toplumunda arş ne ifade ediyor? Ve Türk toplumunda koltuk ne ifade ediyor? Mesela şimdi Cumhurbaşkanlığı koltuğuna kim oturdu? Recep Tayyip Erdoğan oturdu. Peki Cumhurbaşkanlığı koltuğu diye bir koltuk var mı? Var mı öyle bir koltuk? Bu bir makamdır. Nedir bu? Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu dediğimiz zaman kastettiğimiz nedir? O makamı işgal etti demektir, tamam mı? Onun için Allahü Teala da arşa oturdu demenin anlamı ne arşın bir, yani Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu dendiği zaman, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu dendiği zaman herhangi bir Türk bir koltuğu anlar mı? Peki oturmayı anlar mı? Yani bir şu benim oturduğum gibi bir oturma kimsenin aklına gelir mi? Ya da şöyle bir koltuk kimsenin aklına gelir mi? Nedir? O bir o makamın işgalidir. O görevin şey yapılmasıdır. Onun için Allahü Teala da arşa istiva etti demek ne demektir? Göklerin ve yerin tüm yönetimini, hakimiyetini kendi eline aldı demektir. İşte ele almak kelimesi de aynı şekilde mecazdır. Mesela bütün yetkileri eline aldı deriz şimdi. Eline mi alıyor? Yani bu da bir mecazdır. Dolayısıyla Allahü Teala arşa oturdu demek ile demeyen, çünkü şeyde günlük hayatta kullanılan kelimelerle, çünkü insanlar ancak öyle anlarlar, başka olmaz. İşte bir Arap bunu işte falan arşa istiva etti, tamam, nedir? Hakimiyete geçti. Bizim tarihimizde ne vardı? Tahta geçti, tahta. Tahta çıktı denir mesela. Fatih Sultan Mehmet kaç yaşında tahta çıktı? 14 yaşında. Peki eğer taht babasının oturduğu yerse, o daha küçükken babası hiç onu kucağına alıp da tahta oturtmadı mı? O zaman tahta geçti deniyor mu? Yani kim bunu söyler? Ya da hadi, şimdi Cumhurbaşkanlığı koltuğu diye bir koltuk olsa, farz-ı muhal. Şimdi o koltuğun bulunduğu odayı temizleyen temizlikçi o koltuğa otursa Cumhurbaşkanı mı olacak? Kimse, herhangi bir kişi der mi ki bu o koltuğa oturdu? 23 Nisan'da oturtuyorlar da gerçekten oluyor mu yani? Şimdi dolayısıyla bunlar mecazdır. Cenab-ı Hak hakimiyetini, yani gökleri ve yerleri hakimiyetini kurdu.
O da onun yönetim merkezidir orası da, arş.